Yay çalışalım. Bugün yay çalışıyoruz. Tamam. Günde, tamam mı? Keman çalmaya başlamadan önce mutlaka bir 10 dakika bunu yapacaksın. Ne yapacaksın? 1. Senden istediğin R teli üzerine yayını koy. Koy bakalım. Evet. Hı, biraz bana doğru gel. Evet. Şimdi bak, senden şunu istiyorum. Yayın sadece en altından iyice dibine git. Alt yarı dediğimiz, yani yayın yarısına kadar, tamam mı? Hiç bastırmadan. Hiç ama hiç bastırmadan. Şunu istiyorum senden bak. Elime bak, bak elim nasıl dalgalanıyor, görüyor musun? Buradan itibaren geri dönüyorsun. Ben de dibine kadar gidiyorum. Evet. Evet. Şimdi sen keman çalışacaksın değil mi? Sabahçı açtım kemanını, keman çalışacaksın. Yapmam gereken şeylerden bir tanesi bu. Bitti. Şimdi yayın ortasına geldim. Gel ortasına. Evet. Şimdi ortasında aynı şey yapıyorum. Bak. Sonunda yapıyorum bunu, tamam mı? Yap benimle. Bilek, 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 bilek. Bak, yay sağa sola kaçıyor değil mi? Ne yapacaksın? Bak, bu tarafa doğru gidiyor zaten. İşaret parmağını da kıstıracaksın bu tarafa doğru. Tamam mı? Bak. Evet. Bastırma. Evet, şimdi yer çalışmasının önemi aslında bakarsan şu. Mesela şöyle düşün. Biz hep çalarken şöyle bir şeyler duyuyoruz değil mi? Bunları duyuyoruz. Bunları duymaktan yani kaçmak için özellikle yaya hakim olman lazım. Yaya hakim olman için yayı telin üzerine bıraktığında ekstra elinle herhangi bir bası yapmaman lazım. Basmaman lazım. Üstünü bıraktın ve bunun için sağlıklı bir şekilde reçine sürmen lazım. Bıraktıktan sonra tamamen çekiyorsun. Okey. Yani elinle baş parmağını, şimdi şurada baş parmağın var zaten. Eğer ki mesela çok bastırdığını hissettiğinde buradan bir şekilde baş parmağını yukarı doğru esnetmen lazım. Yani yukarı doğru biraz daha kaldırıyormuşsun gibi düşün yayı. Yani şu sesten kurtulmamız lazım. Bu ses buna dönüşecek. Sonra ortada, ki böyle olsun, sonra yukarı. Okey. İkinci aşamada da şunu çalışmamız lazım. Tuttun yayı, tut yayı. R telinde vuruyorum, tamam mı bak. Şöyle.
Vuruyoruz şöyle. 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2 Başla. Çekme, çekme, vur. Bak, top gibi düşün sen. Aşağı sekti, yukarı sekti. Aşağı sekti, yukarı sekti. Çekme. Evet, evet. Şimdi bunu da mesela bak şöyle düşün. Yay çalışması. İkinci çalışmada sol teline gel. Üçüncü çalışmada. Bak, yayın alt yarısından ortaya gidiyorum. Geri başa dönüyorum. Sonra tamamen hepsini çekiyorum. Tamam mı? Yani. Evet. Bak, sol çektim ya. Şimdi re'deyim artık. Bak. 1-2-3-1-2-3 Bunu yaparken diğer tellerle muhatap olma, tamam mı? İçerisinde keman çalmaya başlamadan önce zaten ben çok hani ayrıntılı anlattım ama normalde mesela hani şey şöyle düşün. Ben çıkan ses böyle çok gergin tansiyonlu çıkmasın. Anlaştık mı? Ha? Duymuyorum. Ne?